İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Serkan Tiftik görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kul hakkı çetindir. Güler yüz, tatlı dille eylemişti temayüz. İslam'a hizmet için çalıştı, gece gündüz. Bir günkü vaazında buyurdu: "Ey cemaat! Gaflete gelmeyin ki, çabuk biter bu hayat. İnsanların haline bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsvay olmak var yarın hesap gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan, neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki, o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir hayatı başlar ki mezarında, karanlık dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki, Rabbin kim, dinin nedir? Günahı nispetinde mezarı sıkar onu. Böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kafirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin. İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan önünde başlar öne eğilir. Beklenir ki hakkında nasıl hüküm verilir. Sıratta altı şeyden sual sorulur ki hem altında alev alev yanmaktadır cehennem. İman, namaz, hac, zekat, gusül ve kul hakları. Sorulur bu sualler herkese ayrı ayrı. Hele kul haklarında olur ki öyle dehşet, peygamberlere bile gelir korku ve haşyet. Bir gıybet, bir iftira, gönül yakma, suizan yüzünden cehenneme atılır nice insan. Bu günahlar girer ki kul hakkının içine, atılır böyleleri cehennem ateşine. Cehennemde vardır ki ateşten çetin azap, bu Rabbin etmesidir onlara öfke gazap. Mesela hocam bana öfkelense maazallah, yüz bin defa ölümden acıdır bana vallah. Gerçi bir talebeye bu korku bir nimettir. Eğer korku olmazsa o zaman felakettir. Öyle korkmalıdır ki talebe hocasından, aynen korkması gibi kedinin bir arslandan. Cehennemden korkmamak iki sebep iledir. Ya çok ümitli olmak veyahut da gaflettir. Nasılsa Hak Teâlâ affeder bizleri de. İşte bu düşüncedir asıl sebep ümide. Ama biz dinlemezsek
Rabbimizi dünyada, cehennemden kurtulmak çok zor olur orada. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, bir Müslümanı methedemiyorsan, övemiyorsan bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan hiç olmazsa üzme buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam, buyurunuz efendim. Üç tane sorum olacaktı Osman hocama. Buyurun. Bir tanesi, şehirler arası kamyon tır şoförüyüz. Bazen ola ki öğlen vakti geçecek şekil buluyor. Cem etmeye niyet ediyoruz. Ama bakıyoruz ki vakit bitmeden yetişecek vaziyetteyiz. O şekilde ne yapmamız lazım? Öğleni hani cem etmeye niyet ettiydik ya. O niyeti bozabilir miyiz? Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum da memlekete gittiğimiz zaman hoparlörle okunuyor ezanlar. Bir ezan okuyuver veyahut da kamet yapıver diye söyleniyor. Eskisi gibi değil. Köylerde de pek yapmasak, biz yapmasak da pek bir yapacak kimse yok. Burada nasıl davranmamız lazım? Tamamen reddetmemiz mi lazım yoksa yani yapıyoruz, günaha mı giriyoruz? Bir üçüncü sorum da neyse, üçüncü soruyu da sormayayım. Hayırlı yayınlar. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günleriniz olsun Osman Hocam. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Ömrünüzde dünya ve ahiret kazancınız bereketli olsun diyelim hepimize. Amin. Hepimizin inşallah Teala. Buyurun efendim. Sorum şöyle bir şey. Bu günlerde bu dolardan altınları yükseliyor, bir şeyler oluşuyor ya. Bunu da satıp almak hak mı değil mi, ederi değil diye düşünüyorum. Ben bir yanlış düşünüyorum. Onunla ilgili bir de sizden ve bizleri dinleyen Müslüman kardeşlerimizden hastalarımıza, yani Müslüman kardeşlerimize ve bana da dua etmeni istiyorum. Allah Teala size de sevdiklerinizi, bütün müminlere din ve dünya saadeti versin, sıhhat afiyet versin, hidayet nasip etsin. Bizimizi ahireti çevirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi 10-15 senedir dinliyorum. Sizi yetiştirenlerden hepsinden Allah razı olsun. Hepsine. Teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah. Amin. Hayırlı günler Mustafa Bey, size de. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Selametle kalın. Sağ olun. Üçüncü dinleyicimiz bekleyememiş. Evet. Sıra bana geldi yani. Evet, size çabuk geldi. Sana. Çabuk geldi. Şimdi hatırıma şey geldi. Allah Teala rahmet eylesin. Derte gerete falan yok o zaman. Cağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'nde. Ben Milli Eğitim'den ayrılmıştım. Gazeteye geçmiştim. Emel abiler gazetenin bir mescidi vardı. Zaman zaman oraya teşrif ederlerdi. Ve orada da bazen böyle namaz bittikten sonra falan ayakta, bazen oturduğu yerde falan hemen hatırlatları bir şey hep anlatırlar, paylaşırlardı. Ben Emel abilerden bunu gördüğüm için de duyduğum ve şey yaptığım radyoda paylaşıyorum yani. Hatırıma gelince hep nakletmeye çalışıyorum. Çünkü Emel abiler biz onu gördük. İslam alimler de öyle. Duydukları, gördükleri bir şeyi, okudukları bir şeyi hep Müslümanlarla paylaşırlar. Ola ki kendisi istifade edemezse bile buyuruluyor. Orada istifade edecek birisi çıkar. Şimdi o zaman TRT veriyordu şeyi radyoda. İftar vaktini. Diyordu ki işte iftar vaktini bir dakika kaldı. 30 saniye var. 10 saniye kaldı. 5 saniye kaldı. Hemen hemen anlatıyor. Bir gün dedi Ramazan-ı Şerif dedi. Eve gittim iftar vakti dedi. Mübarek hocamız dedi. Hem kayınpederleri hem de Kuleyli askerisi hocalar olduğu için. Tabii hepimizin hocası aynı zamanda. Mübarek hocamız saatine bakıyor böyle.
O da hocasından görmüş Seyit Abdülhakim Arvasız'da. Namaz vakitleri bir cep saati varmış. Çıkartır. 10 dakika var öyle. 5 dakika kaldı. 3 dakika kaldı. Anlatırlarmış Hüseyin Hilmi Efendi kendilerine. Rahmetullahi aleyh. Emel abiler işte bir gün böyle iftar vakti gidince baktım dedim mübarekler. Efendim şimdi bu radyoda iftar vakti için bir dakika kaldı. 30 saniye kaldı. Diyor ya kardeşim buyuruşlar. Ben de bunu şöyle anlıyorum. Ömrün bitmesine bir dakika kaldı. 30 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. 5 saniye kaldı. Bitti. Yani her dinledikleri, gördükleri şeye ibret nazarıyla bakmışlar bunlar. Ve kendilerine bir şey çıkarmışlar. Hakikaten düşünüyorsun. Ya öyle ya. Bitiyor bu. Bitiyor. Tükeniyor. Çünkü sabit bir ömür verilmiş sana. Her gün bundan yiyorsun. Her gün bundan yiyorsun. Hani daha önce de bir vesileyle onu bir aktardıydık. Hoş bir hikaye. Hani adam birisi bir gün böyle gece yarısı uykuda tutmamış falan. İşte diyelim ki böyle İstanbul'da Boğaz kenarında demiş sabah erkenden böyle şeyde gecede balıklar gelir falan diye. Gitmiş alacakaranlıkta daha şey sabah namazı vakti falan tanyeri falan ağarmamış daha gitmiş. Neyse oraya bir varmış ki denizin kenarında bir çuval var. Allah Allah bakmış küçük küçük taşlar var içinde. Allah Allah demiş ya. Ne o taş demiş kim getirdi kim koydu falan. Onlardan bir tanesini almış denize fırlatmış atmış. Hoş bir ses çıkarmış. Ha demiş güzel bir şey demiş. Bir daha atmış bir daha atmış. Denizin üstünde kaydırıyor yani. Ha kaydırıyor. Allah kaydırıyor. Tabii bu arada zaman da geçiyor, tan yeri ağrıyor, şafak şey yapıyor, sökünüyor. Arkasına aynı şekilde güneş de doğuyor. Fakat çuvalın içinde bir tane kalmış. Koca çuvalın içinde bir tane kalmış. O bir tane eğilmiş, bir bakıyor ki, aa, emsali bulunmayan bir elmas. Ya demen ne yaptım diyor ya. Bir çuval elması. Bir çuval elması denize attım. Bir çuval elması denize attım. Şimdi bunu anlatan evliyadan bir zat talebesini anlatıyor. Diyor ki bir zamanlar bir balıkçı varmış. İşte böyle sabah erkenden gitmiş. O çuvaldaki taşları böyle tak 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 atarken tanyeri ağarmış. Hava aydınlamış. Bir bakmış ki bir tane kalmış. Elmas olduğunu görünce böyle başlamış hayıflanmaya. Fakat denize attığı zaman da o taş böyle hoş bir ses seda çıkartıyormuş falan. O zat buyurmuş ki evlat demiş. O balıkçı sensin. Çuvalın içindeki demiş. O elmas kıymetindeki taşlar da senin ömrün. Her denize attığında bir günü öyle zayi ediyorsun. Güya kendine göre falan işte eğleniyor. Sana tatlı geliyor. Yani. Tatlı geliyor falan. Güneş de demiş ölüm zamanı. Gerçekler ortaya çıkıyor. Ömür bitti. Çuvalda taş kalmadı. Çuvalda taş kalmadı. Ömür bitti. Ve dolayısıyla bu sensin buyuruyor. Yani İslam alimleri her asırda herkesin anlayabileceği, idrak edebileceği, hani bugün kaba tabirle jeton düşmesi için böyle enteresan şeyler, teşbihlerde bulunmuşlar. Misaller anlatmışlar. Mesela Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri de cemadat dediğimiz cansız şeyleri konuşturmuş. Suyu konuşturmuş, toprağı konuşturmuş, hayvanları konuşturmuş. Hani zaman zaman naklediyoruz. Adam bir tanesi böyle yolculuk yapıyor. Anadolu'da hala var öyle. Çeşmeler var. Devamlı suyu da akar. Şey serbest yani. Musluğu kapatılmaz. Adam susamış gidiyor. Bakıyor ki orada bir bardak veya benzer bir tas gibi bir şeycik yok. Avcuyla çeşmenin altına böyle tutup su içecek. Avcunu tutmuş tam eğilirken lap diye bir çamur düşmüş. Avcunun içerisine. Yani borulardan gelmiş çeşmeden. Tam atacak fakat mis gibi gül kokuyor. Kaldırıyor kokuyor. Allah Allah diyor adam. Şehzade Şiraz Hazretleri anlatıyor. Şimdi adam diyor ki çamur kokuyor. Ya diyor bu çamur. Çamur böyle kokmaz. Kokmaması lazım. Şehzade Şiraz Hazretleri orada çamur konuşturuyor şimdi. Diyor ki ben çamurum. Çamur kokarım. Fakat diyor bendeki bu gül kokusu benim değil.
Ben diyor bir gül ağacının altında kaldım. Ondan sirayet etti bana bu. Yapraklar üstüme düştü. Üstüme düştü, gül yapraklar üstüme düştü. Benimle hemhal oldu, içime karıştı. Ve bu koku oradan geliyor. Ondan sonra Şehzade Şirazi Hazretleri buyuruyor ki, ondan sonra anlatıyorlar artık. İşte sen de iyilerle, güzel kimselerle, salih kimselerle beraber olursan, kendin çamur olsan bile senden gül kokusu gelir. Senden gül kokusu gelir diye anlatıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de anlatır böyle şeyleri. Böyle şeyler bildirilmiş. Dolayısıyla din büyükleri insanların uyanabilmesi için, agah olabilmesi için, uyanık olabilmesi için her asırda onların seviyesine uygun misaller vermişler. Onların seviyesine uygun misaller vermişler. Bazen mesela bizim gibi çok ahmak olanlar da çıkmış. Onlara bile uygun aynı şekilde misaller veriyorlar. Misaller veriyorlar. Bazen basit gibi görünen şeyler anlatıyorlar. Mesela bize çocukluğumuzda anlatılan bir şey vardı. Yani şimdi salih kul deyince işte efendim Allame-i Cihan tefsir biliyor diyor. Değil öyle ya. Adam tefsir biliyor da mezhepsi zındık olmuş gitmiştir. Tefsir kitabı okumuştur. Kendi kafasına göre menfesserel Kur'an hadis-i şerif var. Kendi kafasına göre Kur'an'ı tefsir eden kafir olur. Yani o şekilde kafir olmuş gitmiş. Ama eline doğru bir kitap gelmiş. Onu okumuş. Onunla amel etmiş. Salih bir kul olmuş. Köyde yaşıyor. Çiftçilik yapıyor. Çocuğu okutmak için aynı şekilde üniversiteye gönderiyor. Üniversiteye gidince şimdi zamanımızdaki üniversitelerde kibir yükleniyor tabii ki. Çocuk şimdi üniversitede okuyor ya, yazın gitmiş, harman zamanı. Şimdi çocuk hep tepeden bakıyor. O zaman baba bu ne? Çıktığı yumurtayı hani beğenmeyenler. İşte bu saban, bu hayvanın adı ne? Öküz. Bu eşek, bu katır. Tırmık varmış. Böyle ters duruyor. Dişleri yukarıda duruyor. Gelmiş, baba bu ne demiş. Adam demiş ki, oğlum demiş, o dişlerine demiş, ayağına basarsan demiş, adını söyler o demiş. Üniversiteli çocuk aydın ya şimdi. Ama ahmağın cahilin de ki, o dişlere basınca otomatik olarak onun sapı tak diye geliyor, altına bir vuruyor. Vay namussuz tırmık diyor. Oğlum ben sana demedim mi diyor. Sana adını söylettirir o. Sana adını söylettirir o. Dolayısıyla böyle ahmaklara da yani Allah-u Teala salih kulları çeşitli böyle basit misaller vermişler. İdrak etmesi için, anlaması için. Bazıları da vardır. Hani şeyi yazıyor onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle sohbetlerinde falan anlatmışlar. Kitaplarda hadis-i şerif var. Doğan her çocuk. Türk'ün, Kürt'ün, Çerkes'in, Rus'un, İngiliz'in, Fransız'ın bunların hepsi Adem Aleyhisselam çocukları olduğu için. Yani doğan her çocuk, kimin çocuğu olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, İslam fıtratı üzerine doğar. Ne demek o? İslamiyet'i kabul edecek, edebilecek, güzeli, iyiyi gördüğü zaman onu sevebilecek bir yaratılışta dünyaya gelir. Kumaşı uygun yani. Evet. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, hadis-i şerifte işte ana, baba, işte bunu Yahudi, Hristiyan, Müslüman yapar. Orada ana babayı anlatırken buyuruyorlar ki sadece ana baba değil. Ana baba orada sadece temsil. Yaşadığı çevre, içinde bulunduğu hal sadece anası babası değil. Ana babayı mesela okula göndermiş, okul çevresi onu aynı şekilde götürüyor. Veya putperestlerin içerisine girmiş, eşkıyanın içerisine girmiş. Yani ana babanın bir dahi söz konusu değil. O ana baba kelimeleri yol gösteriyor. Ve onun için de Ehl-i Sünnet alimleri hadis-i şerifteki bildirilen kelimelerdeki muradı yazıyorlar kitaplara. Bazı ahmaklar da bunu anlamıyor. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi mealler şeyde ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde hep meal yazarlar. Nedir? Muradı yazarlar. Efendim diyor biz bulamadık bu hadis-i şerifi, bulamadık bu ayet-i kerimeyi. Kelime kelime tercüme ediyorlar ya. Olsun da ahmak. Ha diye yanlış yazıyor, yalan yazıyor falan böyle kendi kafalarına göre de hüküm çıkartıyorlar. Şimdi orada anlatır işte ana baba yani çevre. Kardeşim buyuruyorlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bu içinde yaşadığı çevre, ana babası da bunun içerisine dahil. Bu fıtratı bozar ve değiştirirse, yok ederse yani. Yok ederse ileride bunun Müslüman olma imkanı kalmaz. Çok enteresan değil mi? Cenab-ı Hakk'ın doğarken yaratmış olduğu o özelliği içinde bulunduğu radyosuyla, televizyonuyla,
arkadaşlarıyla, ailesiyle falan o fıtrat bozulursa, yok edilirse bir daha o kimsenin iman etmesi mümkün olmaz. Ve bir misal veriyorlar. Ebu Cehil bunlardandır diye. Fıtratı öyle bozulmuş ki, öyle bozulmuş ki, halbuki Ebu Cehil müşrik Mekke devletinin devlet başkanıdır. Ve efem mesela cehlin babası denmiş. Bu adam bugünkü anlamda değil. Yani bugünkü aydın gezinenlerin hepsi Ebu Cehil türünden. Yani cehil mürekkep, cahil. Bu adam Arap dili ve edebiyatında zirve tavan yapmış birisidir. Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyduğu zaman bunun insan sözü olmadığını Mekke'dekilerden en iyi bu anladı. En iyi. Ama fıtratı bozulduğu için reddetti. Kabul edemedi. Reddetti, kabul edemedi. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki Hazreti Ömer'in bu fıtratı bozulmadığı için, aynı çevrede yaşıyor, bozulmadığı için, o fıtratı koruduğu için iman etti kardeşim buyuruyorlar. Çünkü Hazreti Ömer Ebu Cehil'in öz bir öz yeğeni. Ebu Cehil de Hazreti Ömer'in dayısıdır. Öz bir öz dayısıdır. Onun fıtratı bozulmuş, iman edemiyor. Hazreti Ömer'in fıtratı bozulmamış. Hazreti Ömer Faruk oluyor radıyallahu teala. Oğlan dayıya çekmemiş. Evet, yani hani derler ya oğlan dayıya çeker. Yok öyle değil o. Fıtratı bozulmadıysa, bunun için de mesela kitaplarda, hatta Hüseyin Hilmi Efendi çocuk terbiyesi, habire üzerinde duruyor. İşte efendim hangi okula göndereyim? Bizim herhangi bir şekilde bir tercihimiz yok bu zamanda. Ben kendi milli eğitimde çalıştığım için ha İmvatübe gönder, ha Kur'an kursuna gönder, ha devlet lisesine gönder, özel okula gönder, kolej. Nereye göndersen gönder. Ama çocuğunu devam sürede kontrol et. İmvatübe okuluna gönderdim. Hayır kontrol et. Çünkü devletin okuludur. Netice itibariyle bir zındık, bir mezhepsiz gelmiştir. Senin çocuğunu din, iman bozuverir. Bozar. Veyahut da devlet okuluna göndermiş bir komünist gelmiştir aynı şekilde. Çünkü adamın diploması var. Ha komünist, ha zındık, ha mezhepsiz, ne olursa olsun. Devletin okulunda okudu, üniversitesi bitti. Elinde diploması var mı? Var. Milli eğitime müracaat etti mi? Etti. Devlet bunu tayin etmek mecbur etmedi. Değil mi? Devletin vazifesi o. Bu sebepten dolayı bu zamanda çocukken tabii köyde bildiğim için gözümüzle de görürdük. O tabiri de kullanırlardı. Kuruk tavuk gibi derlerdi. Kuruk tavuk gibi. Ya tavuk. Hatta geçenlerde bir tane bir video mu resimine göndermiş birisi. Yağmur yağıyor. Kana şeylerini kaldırmış. Kendisi ıslanıyor. Civcivleri şeyin altında tamam, koruyor. Tamam. Onun altında koruyor. Şeylerde falan o belgesellerde görüyor mesela. Penguenler. Yavrularını hemen alıyorlar. Sarıp sarmalıyorlar falan. Diğer hayvanlarda da var bu özellik. Ya şimdi derlerdi. Mesela bazıları için ha bu kurt tavuk gibi bütün çoluğunu çocuğunu hep böyle gözetir falan filan diye. Bu gözetmek sadece dünya menfaatleri için değil. Esas ahiretini gözetmek lazım. Çünkü Allah rahmet eylesin Enver abiler biz o Cahaloğlu'nda Türkiye gazetesindeyken yaptığı toplantılarda çocuğun istikbali derlerdi. Çocuğun istikbali ben de merak ettim Allah'a çocuğun istikbali işte tıp fakültesini bitirip doktor oldu mu tamam falan. Enver abiler öyle atmadı. Çocuğun istikbali sonsuz ateşten kurtulmakla mümkündür buyurdular. Çünkü dünyada doktor da olsa, amele de olsa Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği rızka kavuşacak bu. Bu değişmeyecek. Doktor kibirlidir. Ondan sonra her şeye para gözüyle bakar. İnsanlar tarafından sevilmez. Ha işte doktor herif ama beş para etmez insanlığı derler değil mi? Ya, mesela diyorsun. Ha, mesela. Veya adam aynı şekilde ameledir. Hani bazen diyorlar işte bir taksiciler şimdi üzerlerine gidiyorlar ya. Ya işte böyleler de var diye tek tek çıkıyor götürüyor. Evet. Arabada kalmış ona şey veriyor. Ya bu İslamiyet'le imanla alakalı bir hadise. Ha doktor olmuş ha amir olmuş fark etmez. Allah-u Teala kul mu değil mi ona bakılıyor. Çünkü öldüğü zaman doktor niyetine demiyor. Amele niyeti denmiyor. Ne diye niyet ediyor? Veyahut da ilahiyat profesörü diye niyetiyle konmuyor ya. Musalla taşına. Her kişi niyetine. Hatta bir arkadaş Allah rahmet eylesin kendisi vefat etti. İnsan ölünce kadın olsun erkek olsun ismi cismi makamı unutuluyor. Cenaze geldi mi cenaze yıkandı mı cenaze namazı kılındı mı cenaze defnedildi mi. Adı cenazeye çıkıyor bitiyor diyordu. Değil mi? O kadar oluyor yani. Eninde sonunda bu hal gelecek mi? Evet eninde sonunda bu hal gelecek. Yani nereden çıkardık nereye getirdik? Dinleyicilerin suallerini de geciktirdik de. Onlardan hepsini bana anlattınız bir şey mi demeye çalıştınız diye bakıyorum. Ha? Hepsini bana anlattınız diyorum.
Yok. Kendimi anlattım. Önce kendimi anlatıyorum. Hatırıma geldi. Ben dinleyicilerimizle paylaşalım diye naklettik. Bu dinleyicilerimiz de vesile oldular. Teşekkür ederiz hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, muteber olan lisan-ı haldir. Allah-u Teala hiç kimseyi amir, tüccar veya patron olarak yaratmadı. Bunlar birer sıfattır. Bu sıfatlara sahip olanlar, büyükleri tanıyıp bu yolun kıymetini, hizmetlerin önemini bildiği halde, bunları dine hizmette, diğer kullarına İslamiyet'i bildirmek, doğru kitapları yaymak için kullanmazlarsa vebal altında kalırlar. Allahü Teala bize İmam Rabbani Hazretleri gibi vazifesi İslamiyet'i bildirmek olan mübarek zatları tanıttı ve sevdirdi. Madem ki biz bu zatları sevdik, onlara tabi olduk, peki dedik, o halde asıl işimiz İslamiyet'i anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Eğer insanlar bizi sevmezse, bizim anlattığımızı nasıl sevsin ve bizi nasıl dinlesin? Aksine yanımıza gelmez, bizden kaçarlar. Demek ki İslamiyet'i sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz lazımdır. İnsanların bizi sevebilmeleri için de Allahü Teala'nın bizi sevmesi lazımdır. Allahü Teala bir hadis-i kutsi'de "Nefsine düşman ol, çünkü nefsin bana düşmandır." buyuruyor. Eğer biz kendimizi beğenip nefsimizin peşinde gidersek Allah bizi sevmez. Allahü Teala'nın sevmediğini kulları nasıl sevsin? Allahü Teala'nın bizi sevmesi için de nefsimizi sevmeyeceğiz. Kendimizi, ibadetimizi ve işlerimizi beğenmeyeceğiz. Bilakis kendimizden iğrenip hep nefsimizle hesaplaşmalıyız. O zaman insanlar elde olmadan bizi sevmeye başlar. Çünkü sevimli ve mübarek olan ruhtur. Nefsimiz inledikçe ruhun halleri, yani güzel ahlak ortaya çıkar. Ondan sonra da insanlar bizi sever. Müslüman, yanına gideyim de istifade edeyim, o mutlaka bana güzel şeyler söyler, bana dua eder diye hasreti çekilen, yanına sokulmak ihtiyacı duyulan kimsedir. Eğer insanlar, "Yahu boş ver, şimdi gideriz, adam bize bağırır çağırır, bir laf söyleyip moralimizi bozar, şu yan taraftan geçelim" diyorlarsa, bu çok tehlikelidir. Böyle bir kimsenin son nefeste imansız ölmesinden korkulur. İnsanların bizden kaçmasının sebeplerinden biri de iş icabı verilen mevki, makam ve sıfatlarımızdır. Halbuki makbul olan o mevkiler, makamlar değildir. Bunlar yüzünden insan aczini unutup başkalarına tepeden bakmamalı. Yanına yaklaşılmaz biri olmamalı. İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes bizim için "ah bir görsek, bir dinlesek" demeli. Böyle olursak dinimiz hakkında bir şeyler anlatmaya lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Bunun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır denmektedir. Yani hal ile örnek olmak, dil ile konuşmaktan daha güzel bildirir, daha tesirlidir. Onun için muteber olan lisan-ı haldir. Bir Müslüman hiç konuşmasa, yalnız alışverişiyle, giyinmesiyle, namaz kılmasıyla, davranışlarıyla örnek olarak İslamiyet'i yayabilir. Bir başkası çok konuşur fakat yaşayışı İslam'a uymadığı için insanlar onun yüzünden İslamiyet'ten uzak durur. Buysa felakettir. Ticaretle de uğraşan mübarek bir zat, bir gün dinden uzak yaşayan bir kimseyle ticari ortaklık kurmaya çalışırken, o mübarek zatın sevdikleri, "Aman efendim, bununla iş yapılmaz. Bunun çok kötü icraatları var" diye ikaz ederler. Mübarek zat da cevaben, "Eğer bu kansa biz su olmalıyız. Kan kanla temizlenmez, suyla temizlenir. Hem bununla ortaklık yapmak zorundayız" buyurur. Anlaşma imzalanır, o kötü kimse gerçekten de sözünde durmaz, şirketi zarara uğratır. Mübarek zat ortaklığı bitirir. Fakat %100 haklı olduğu halde o kimseyi mahkemeye vermez. Bu olaydan bir müddet sonra o kimse gelir ve mübarek zata der ki,
Eğer ben sizin yerinizde olsaydım, siz de benim yerimde olsaydınız, ben sizi mahkemeye verirdim ve zararımı fazlasıyla alırdım. Siz bunu bana yapmadınız. Sonra sizin hallerinize, sözlerinize baktım ve sizin bu hareketinizin İslamiyet'ten kaynaklandığını anladım. Siz dindarca hareket ettiniz, benimse İslamiyet'le hiç alakam yoktur. Ben din iman bilmiyorum. Ama bu davranışınızdan ötürü elimde olmadan sizi ve güzel ahlakınızı sevdim. Ben sizi sevince de İslamiyet'i sevdim. Ben şimdi kurban kesiyor, uçağa binmeden önce sadaka veriyorum. Fakat dindar olduğunu söyleyip aksi şekilde davranan kişilere olan nefretimden dolayı düne kadar dinime karşıydım. Şimdi anladım ki İslamiyet yalnız onların yaşadığı gibi değilmiş. Lütfen bana Müslümanlığı anlatın. İşte lisan-ı hal böyle tesirlidir. Su kanı yıkadı ve o kimse mertliği, dürüstlüğü, Müslümanlığı gördü ve hayran oldu. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, Allah'a tolu yer ve yardımcısı olsun. Hani bazıları diyor ki, efendim işim çok da şöyle bir, bak tır şoförlüğü yapıyor. Allah-u Teala öyle bir aynı şekilde rızkı için kendisine kapı açmış sebep olarak. Ama Allah-u Teala ibadetine vazgeçmiyor. Demek ki hangi mesleği yaparsan yap. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Önemli olan sen yapmak iste. Yapmak iste. Ve Allah-u Teala hani yetiştiremediğin şey yapmanın zaman önüne çıkartıp doğru bilgilerden edinirsin. Kitap okuma fırsatı olmasa bile aynı şekilde Cem meselesini de öğrenmiş dinleyicimiz. Değil mi? Bazen dedi mesela bir de yollarda Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde seferdeyken Cem var. Mukimken de Hanbeli mezhebinde var. Hanefi mezhebinde Cem bir tek hac zamanı Arafat'ta öğleyle ikindi. Müzdelife'de de akşamla yatsı Cem edilebiliyor. Hanefi mezhebinde başka Cem yok. Maliki mezhebinde de belli şartlarda mukimken de Cem olduğu saadet-i ebediyle yazılı. Şimdi mesela dedi ki baktım öyle yetiştiremeyeceğim. İkini de cem ederim dedim içimden. İki türlü bu şimdi. Önce bunu bir şey yapalım. Cem ederim dedim. Sonra baktım ki yollar müsaitmiş. Vaktinde o hedefi vardı. Daha ikin diye bir saat var, yarım saat var. Abdestim namazı kılabilir miyim? Kılabilir miyim? Tabii. Niyet ettiydim. O niyet bizi bağlamaz. Abi niyet bizi bağlamaz. Biz sadece hatırladık. Esas olan vaktinde kılmak. Vaktinde kılmak. Yapabilir mi onu? Yapabilir. Peki ikindiyi yetiştiremeyeceğim dedi. Öğleyi kılarken ikindiyi öğle vaktine çekti. Öğlenin farzını kıldı. Arkasına da ikindiyi kıldı. Cem etti yani. Ama sonra gitti ki dediği gibi olmadı. Bir saat öncesinden vardı oraya. Oo, daha ikindi vakti. İkindiyi kılmıştım. İkindiyi kılmıştı. Kılmayacak mı? İade etmesi iyi olur buyuruyor. Çünkü Hanefi mezhebinde ya taklit etse bile iyi olur buyuruyor. Ama orada da şartlar namüsait. Hava çok soğuk, her taraf buz tutmuş, abdest alamıyor. Abdest alırsa hastalanacak, üşüyecek, çoluğun çocuğun nafakası. Kurtarır. Ama yani kitaplarda bu da yazılmış. İki türlüsü de olabiliyor mu? Evet olabiliyor buyuruyor kitaplarda. Dinleyicimiz bir de dedi işte her tarafta köydeki camide de ya bırak köydeki camide bizim şurada yanımızda aynı şekilde birisi geldi o kuyumcu kent diyorlar ne diyorlar. Abi dediler sen hiç oraya gittin mi falan. Ya dedim yani Elas Holding binasından pencereden görüyorum ben. İçine girmedim. Bir sefer bir bölümüne bir girdim çıktım bir işim vardı. O kadar yani bilmiyorum yapısını, çapını, durumunu falan da bilmiyorum. Bir mescit varmış alt katta mıymış neredeymiş yukarı katlarda falan da aynı şekilde böyle mescit olan yerler varmış. Alt kattan yukarıya böyle hoparlörü çekmişler. İşte cuma kılınıyorsa veyahut vakit namazı kılıyorsa alttaki imama 9. kattaki de tabi oluyormuş. Öyle diye anlattı. Ya o tabiyet artık diyet ettim. Uydum hazır olan hoparlöre. Tamam. Öyle oluyor yani. Hani bunu diyeceksiniz efendim niye söylediniz? Burası olur başka yer olur fark etmez yani. Böyle yapıyorlar. Böyle. Yani sadece camide değil her tarafta artık iş güzellik yapıyorlar falan. Yani dedi tutur işte ezanı oku. Hani ezan okuyacak yerde yüksek bir yer varsa o mikrofonun olduğu yerde hiç olmazsa sen sünnete uygun olarak oraya çıkarsın. Zaten eğer o hoparlörü açmayacak olursan o köyde bile Allame-i Cihan çok çıkar. Tabii.
Allame-i Cihan Çavuşçu. Ezanları susturmak mı istiyorsun? Yani? Tabii. Biz bir sefer böyle bir konuştuk. Ta yurt dışından şey yaptı. Ezanları susturamazsınız diye. Allah Allah. Ne ahmak insanlar var ya. Meseleyi anlamıyor. Anlamayınca da böyle oluyor. Dolayısıyla yani böyle zaruri durumlarda efendim niyet ederiz. Yükseğe çıkarız. Ha bir sesi hoparlörü vermiş vermemiş bizi ilgilendirmez. Şeyde de müezzinlik yaparken de iki kişi bile olsa cemaat duyamıyor ya artık imamı. İki tabii, kişi. Tabii. İmam hoparlör takıyor, müezzin de takıyor. Ne kadar güneş duruma düşüyorlar. Gelenler genelde yaşlı olduğu için kulaklar duymuyordu. Duymuyorlardı, onun için takıyorlardı falan. İki kişi de yaşlı zaten. Ama hoparlörle kıldıran imamın en arkasında bulunup kendi sesini duyuyorsa namaz kurtulur. Aksi halde o kurtulmaz. Bunu unutmamalı. Gelelim efendim, son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Efendim, altın döviz alıp satmanın dinimizde herhangi mahsur var mı? Yok. Yani şimdi inişi çıkışı yok. Olsun. Zarar da eder, kar da eder. Ve şunu da antiparantez aynı şekilde söyleyelim. Hani biz senelerde diyoruz ki altyapı göçmüş. Hani zahiren ben Müslümanım diyor falan. Ben Müslümanım. Diyor. Fakat amelle bakıyorsun. Yani İslamiyet adama sürsem böyle bulaşmıyor. Sürsem bulaşmıyor. Bir bakıyorsun adam ihtikar yapıyor. Ne demek ihtikar? Kara borsa. Haram diye yazıyor. Adam gıda da yapıyor, giyim de yapıyor. Hangi mala şey varsa. Otomobilde bile yapıyor. Otomobilde bile yapıyor. İhtikar yapıyor. Yani kara borsa yapıyor. Ya Allah-u Teala muhafaza buyursun. Haram mı bu? Haram tabii. İhtikar haramdır buyuruyor. İhtikar haramdır. Stokçuluk yapma. Evet. Peki efendim hani mal geliyor da adamın depoları var. Depolara mal yığıyor. Ama bunu mağazalarında açıkça teşhir ediyor, satıyorsa bu ihtikar etmiş olmaz. Stokçu olmaz mı? Önceden almış oluyor. Tabii önceden almış oluyor. Ve malsız kalmayayım diye. Şeyde söyleyiver, kısıtlamıyor. Buna dinimiz, fiyatında da oynama yapmıyor. Dinimiz buna muhtekir demiyor. Yani kara borsacı demiyor buna. Ve haram demiyor buna. Ama sen alıyorsun, şey yapıyorsun. Ya bilmem ki depo dolu. Yok işte biz de arıyoruz ama bulamıyoruz falan. Yani çok mu lazımdı, acil miydi sana falan. Ya bulursam işte 10 liraysa ya 20 liraya bir yerde vardı ama kalmış mı kalmamış mı falan. Bir sürü de yalan söylüyor. Bir sürü de yalan söylüyor. Zaten hani geçenlerde nakletti ki büyüklerden bir zatın. Bir diyor aynı günah deyince ikinci günah diyor artık diyor onun cezası üçüncü dördüncü yüklenir gider. Sen zaten ihtikar etmeye yani kara borsacılık yapmaya niyet etmişsin. Arkasına yalan gelir, gıybet gelir, dedikodu gelir, sahtekarlık gelir, dolandırıcı gelir, hepsi gelir. Ondan sonra da küllüm kul hakkıyla beraber öbür tarafa gidersin, altından da kalkamazsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Fırsatçılık yapıyor ve bunun bedelini de mutlaka öder. Yarın efendim işte Peygamber Efendimiz'in şefaatine kavuşuruz inşallah falan. Amellerin ortaya konacak. Peygamber Efendimiz demeyecek mi bu ne ki diye. Ya bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saatte bir dinle geziyor. Yazıyor bunlar. Pazara çıkıyorlar. Bir tanesi böyle buğday çuvalı var. Mübarek ellerin çuvalının içerisinde bir şey yapıyorlar. 6 yaş. Bu ne buyuruyorlar? Diyor ki işte ya Resulullah ıslanmış da falan da. Niye açıp da göstermiyorsun ki buyuruyorlar. Yani İslam alimi Resulü Efendimiz dedi ki İslam alimi bu sahtekarlıktır ya. Hiledir bu. Kul hakkıdır bu. Hiledir bu. Kul hakkıdır. Adam mesela diyor ki efendim diyor ben diyor haram işlemedim falan. Ama bir sürü hile hurda yapmışsın. Şimdi adam yazıyor mesela şeyine. Tamamen insanları kandırmaktır. Böyle hele yaşlıların gözlerinde rahatsız olan mümkün değil görmesi. Küçük yazıyla. Bankalar da yapıyor bunu. Tabii sözleşmelere falan yazıyorlar değil mi? Bak diyor burada yazıyordu. Okusaydın diyor. Hemen getir. İmzala 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 imzala. Nitekim öyle dolancınız bildiği için bu durumu götürüp tokatlıyorlar ya insanları. Bunlara yol açan kim varsa. Hepsi kul hakkı. Hepsi kul hakkı. Ve bunun ahirette hesabı var mı? Elbette ki hesabı var. Ha insanları dolandırmadan. Ha normal şartlarda döviz dışarıda var. Altın da dışarıda var. Alıyor satıyor. Onun mahsuru söz konusu değil. Onu söz konusu değil. Ha peki efendim öyle değil de hani ben çok zenginim. İnsanlar sıkıntıya düşsün şey yapsın diye bol miktarda dövizi çekiyorsun piyasadan. Bol miktarda altını çekiyorsun. Altını çekiyorsun ondan sonra hop diye o fırlıyor. Yukarı fırlıyor. Ondan sonra da
Yüksekten satıyorsun. Sonra da yüksekten satıyorsun. Hani derler ya, taş attı kolum yoruldu. Ama öyle gelen para da öyle gider bir gün. Şimdi basit basit bazı fıkralar var. Her dönem için geçerli. İki yan kesici bir evde kalıyorlarmış. İşte çaldıkları şeyi o eve getiriyorlarmış. Birisi bir gün eli boş gelmiş. Ya demiş, bugün hiçbir şey yapamadım mı? Yapmaz olur mu? Yaptım diyor. Ne yaptın diyor. Bir saat yürüttüm diyor. Nerede diyor. Sattım diyor. Parası kaça sattın diyor. Aldım fiyata diyor. Ondan da yürütmüşler. Ondan da yürütmüşler. Ondan da yürütme. Yar olmaz o çünkü. Yar olmaz. Ve onların aynı şekilde üst üste biriken şeyleri de yani günahları da o kimseye mi yüklenir? Evet, o kimseye yüklenir. Dolayısıyla efendim normal şartlar içerisinde hisse senedi almak, helal ve bahiş yapanların bunları yerine göre satmak, döviz almak, altın almak, bunları alıp satmak, insanlar kandırmamak, insanlara aynı şekilde zarar vermemek kaydı şartıyla dinimiz bunları men etmemiş ki. Mesela zaman zaman soruyorlar, ne diyor Bitcoin mi diyorlar, ne diyorlardır. Evet. Efendim işte bunları yapmak, ya garantisi yok. Yani bir ay içerisine bakıyorsun, hani birisi bir soru soruyor falan, devlet güvencesi yok diyorsun. Ya o ay içerisine bakıyorsun, işte bir milyar bilmem ne kadar işte tokatlamış gitmiş diyor. Yok. Yani hepsinden de Bitcoin değil. Yani şimdi bir zamanlar... Sanal para yani. Genel. Sanal para. Margarinlerin tek bir isim olurdu, sana derlerdi. Sana ya. Sana ya derlerdi. Ama birçok margarin var. Margarinlerin hepsinin yapısı aynı. Bunlar da aynı. Bunlar da aynı. A şahsı, B şahsı neyse adam parayı toplayınca tokatlayıp götürüyor. Ya geçen televizyona çıkarmışlar. Diyor işte diyor, kız kardeşim ve onun oğlu yeğenim diyor beni dolandırdı. Yeğenim. Evladı dolandırıyor. Evlat geliyor, ana babayı dövüyor, elindekini alıyor. Ahir zamandayız. Ama burada onların da kabahati var. Sen buna dinini öğrettin mi arkadaş? Öğretmedin. Bu bir. İkincisi, piyasada din adamı kılığında bir sürü mezhepsiz ve zındık var. Din adına konuşuyorlar. Ve insanların aynı şekilde dine olan muhabbetini, sevgisini onların kendi kafalarındaki yorumlarıyla yozlaştırdılar ve soğuttular. Mahşerde bunun hesabını nasıl verecekler? Efendim inanmıyor. İnanmasın, o inanmıyor diye mahşer olmayacak mı? Gene olacak. Hesaba çekilmeyecek mi? Gene çekilecek. İstediği kadar inanmasın, istediği kadar reddetsin. Netice olarak bunların hesabı sorulacak mı? Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.